gece sen uyurken ismini fısıldadım ve hayvanların korkunç öykülerini anlattım. Dün gece sen uyurken çiçeklere su İnsanların korkunç öykülerini anlattım onlara. Dün gece sen uyurken yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana. İşte bu yüzden, sırf bu yüzden yeni bir isim verdim sana. Evet sevgili dostlar, iyi akşamlar, geceniz güzel olsun. Yaren Sofrası Kültür Edebiyat Grubumuzun Kadın Şairler programımıza 2021'in ilk gününde devam ediyoruz. Yeni yılınız hayırlı, uğurlu olsun. Dilerim 2021, 2020'yi gönderdiğine sevindirir bizi sevgili dostlarım. Evet güzel insanlar, Ankara'dan ben Serap Demirtürk sizlere bugün Lale Müldür şiirlerini okuyacağım ve Ceylan Ertem ve Nükhet Duru'nun birlikte okuduğu Destina şiiri, sevgili dostlar, Lale Müldür'ün şiiri, şarkının devamını yeniden size okutacağım, dinleteceğim sevgili dostlarım. Evet, yeni yıl güzelliklerle gelsin, sağlıkla gelsin. Sevgili dostlarım, acıları gönderip de gelsin. Lale Müldür. Evet, 1956 Aydın doğumlu şair ve yazarımız sevgili dostlar Lale Müldür. Liseyi Robert Koleji'nde bitirdi. Şiir bursu alarak Floransa'ya gitti. Türkiye'ye geri dönerek birer yıl ODTÜ Elektronik ve Ekonomik bölümlerine devam etti. 1977'de İngiltere'ye gitti. Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden lisansını, Essex Üniversitesi Edebiyat Sosyoloji bölümünden master derecesini aldı. 1983-1987 yılları arasında Brüksel'de yaşadı. İlk şiirleri 1980'de Yazı ve Yeni İnsan dergilerinde çıktı Lale Müldür'ün. Gösteri, Defter, Şiir Atı, Oluşum, Mor Köpük, Yönelişler, Sonbahar dergilerinde birçok şiir ve yazısı yayınlandı. Şiirlerinden bazıları bestelendi, filmlerde kullanıldı. Şiirlerinden bir seçki Water Music adıyla Dublin'de yayınlandı. Fransız ressam Colette Devlin'in resimleri üzerine yazdığı şiirler ise Fransız Enstitüsü'nde Yağmur Kızı Böyle Diyor adıyla Fransızca olarak yayınlandı. Bir dönem Radikal gazetesinde yazdı ve yurt dışında birçok toplantılara katılarak Türkiye'yi temsil etti Lale Müldür. Evet sevgili dostlar, limon kokulu yağmurlu kadınlar vardır. Unutmuşum başka bir sende. Ben ölüyorum Tropico. Unutuşun beyaz romanıysa ölüyordum. Söyleyecek başka bir şeyim yok artık. Unutmak istemiyorum oysa. Güzel kalan yaralar da vardır çünkü. Limon kokulu yağmurlu kadınlar vardır. Hiç unutmayan kadınlar vardır. Limon kokulu her şeye rağmen yağmur kalan kadınlar vardır. Ben iyiyim şimdi. Sen nasılsın? Lale Müldür. Destina. Dün gece sen uyurken
ismini fısıldadım ve hayvanların korkunç öykülerini anlattım. Dün gece sen uyurken çiçeklere su verdim ve insanların korkunç öykülerini anlattım onlara. Dün gece sen uyurken yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana. İşte bu yüzden, sırf bu yüzden yeni bir isim verdim sana, Destina. Yeni bir isim verdim sana. Sen öyle umarsız uyusan da bir köşede, işte bu yüzden, sırf bu yüzden yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için, seni bu denli yıktıkları için Destina, yaşamın gizini vereceğim sana. İşte bu yüzden, sırf bu yüzden yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için, seni bu denli yıktıkları için Destina, yaşamın gizini vereceğim sana. Beyaz iz. Beyaz bir ülkeden çıkıp gelen ikiz. Lacivert çarşaflara buzdan silüetini çizen sonsuzluk ve giz, yaklaş. Beden nerede parçalandıysa kartallar oradadır. Uykunun beyaz kum tanecikleri gibi dağıldığı bir gün şeffaf kanatlar seni yerden kaldıracaklar. Tuz, buzu çözen formül. Kanallardan akan kar ve pus. Beden nerede parçalandıysa kanatlar oradadır. Dev kanatların yalayıp geçtiği tuz çölleri, kızgın havanın ve tuzun örttüğü, örterek çizdiği figürler, prizmatik kuşlar, bale, beyaz değme noktaları. Kim yaşamını kurtarmaya çalıştıysa kaybedecek. Kim kaybettiyse bulacak onu yeniden. Fezanın lacivert bir serap gibi insanları sardığı bir gün, dağınık, hafif bir uykudan kalkar gibi teğelleyeceksin kendini. Yırtık neredeyse, beyaz uyum noktaları oradadır sevgilim. Uz, yırtık bir göğün altında yaşıyor muyuz? İş yerlerini saran beyaz yası, unla kaplanan hasta yataklarını, çocukluğun kırık kollu eğitimini düşündüğümde, bana değdiğinde o bilinmez elektrikte, seni düştüğün yerden birisi kaldırdığında, mutsuz bilincin beyaz kelebekleri savrulduğunda, şok, elektro şok. Kim rezerve ranzada yattıysa bilir, parçalar neredeyse, kanatlar oradadır. Seninle geçirdiğim bütün beyaz anların toplamı bu sevgilim. Kendimi bütünlemeyi beklerken diktiğim iz. İkiz bir ülkeden çıkıp gelen ikiz. Lacivert çarşaflara buzdan silüetini çizen makas ve sis. Yaklaşma. Tuz. Tuz ve buz. Kendinden ayrılarak akan kar ve pus. O beyaz ülkeden çıkıp giden ikizindi. Ardından gelen yağmuru dinle şimdi. İkizinle geçirdiğim bütün beyaz anların toplamı bu sevgilim. Kendini bütünlemeyi beklerken diktiğim. Lale Müldür. Saatler ve geyikler. Gizem bir geyik başı gibi uzanıyor aramızda.
Boynuzlarından senin karmaşan ve sana ait bilmediğim, bilmek istemediğim onca şey, buna benzer çözemediğim birçok şey. Ormanda sarı yapraklar düşmeye başladığı zaman saçlarının arasından sarı bir yaprak fosili boynunun tam kenarında. İki geyik ormanın kuytularında birbirine sarılmış yatıyor, boynuzları birbirine geçmiş. Kırmızı bir yunusun havada sıçraması olurdu senin gülüşün ama gülmüyorsun. Beni boğmak mı istiyorsun? Benim zaten boğulduğumu fark etmiyor musun? Geyiğin boynunda kırmızı bir leke var. Melankolimin tozu alındığında kanayan bir yürek çıkacak ortaya. İki geyiğin birbirine geçtiği yerde orman ışığı kırılıyor. Kalbim ilmini yap diyor bir ses. Kalbin ilmini yap. Aortun kırmızılığı gibi geyiğin boynunda bir kırmızı leke. Geyiğin boynunu tuttuğum zaman elimde kalan pas lekesi ya da böyle bir şey, seni anlamaya çalışmak. Seni sevdiğim zaman kadife tüylü bir geyik ormanda su içiyor ya da yeşil kadife tüylü bir su akıyor boynuzlarımızın arasından. Dünya tatsızlığı kristalleşirken kimyasal bir çözeltide hiçbir şeyi çözemezsin. Bileklerini de kesemezsin. Antimaddeye kaçmak istersin sadece. Bazen. Ama bir insanda bir şey olur. Kısa süren bir şey. İki geyiğin sıçrayıp havada öpüşmesi gibi. Bazı insanlarla yıllarca görüşsen de bir şey olmaz. Ormanda bir kuş hızla dönüyordu. Aşık olduğumuz zaman yürek denen ormanda bir kuş anormal bir hızla döner ve kaçmamız gerektiğini söyler bize. Çünkü her şey çok fazladır. Kendi etrafında nefes kesici bir biçimde dönen bir kuş kendini ve etrafındakileri yaralar. Tehlikedir onun adı. Bunun için aşkı hiç kimse, insanın kendi arkadaşları bile istemez. Bunun için aşkı hiç kimse, kendi arkadaşları bile istemez. Kumrular sakindir, bir tek kumrular. Ben kumru değilim, sen de. Seninle biz hiç kavga etmeyelim. Çünkü geyikler kavga ettiklerinde boynuzları birbirine dolanır ve ölürlermiş. Gece saat 3:30. Senin için bir şeyler yazmak istiyorum ama gözlerinin karşılaştığın insanlara nasıl sevgiyle baktığından başka bir şey gelmiyor aklıma. İçimdeyken bana bakışın bir de kumru değiliz biz. Geyiklerin sonu da çok acıklı. Ne kalıyor geriye? Gece ona doğru aradın. Birkaç gün sonra dolunay olacağını, rakı içeceğini ve denize deniz kızları için biraz rakı dökeceğini söyledin. Kıskandırmanın daha zarif bir yöntemi olamazdı ama beni daha fazla kıskandırma, olur mu? Dayanamam ben buna. Taş kesilir boynuzlarım. İçimdeki kuş ölür. İçimdeki kuş ölür. Can you hear me, Major Tom? Doğuya bakan yüzünle bak bana ve kalbinin bir porselen gibi olduğunu hiç unutma. Çocuk gibi olduğumu söylemiştin zaten. Çocuk gibi yazdığımı biliyorum bu kitapta. Kırmızı mürekkeple boyanmış bir çocuk başı uyuyor kalbimde. Fosforlu gözleri açıklanamayan şeylerin merkezi gibi, tıpkı bunun gibi açıklanamayan şeylerin merkezi olsun istedim bu kitap. Hiç kumru olamamış bir çocuk izini bırakırken onun üstünde ararken bir kumru oluş halini, hayır,
Saatleri, geyikleri anlatmıyor bu kitap. Bir kumru oluş halini anlatıyor. Ya da bir kumru olamayış halini. Bazen bir şey görünür gibi oluyor. Bazen bir şey görünmüyor. Bazen bir şey değişecekmiş gibi oluyor. Bazen bir şey değişmiyor. Bazen beni hep sevecekmişsin gibi oluyor. Bazen hiç sevmemişsin gibi. Bazen bu kitap açıklanamayan şeyleri anlatıyormuş gibi oluyor. Bazen hep açıklanan şeyleri. Bazen bu kitap senin gibi oluyor. Bazen benim gibi. Yani sen beni kumru yapmaya çalışırken benim kumru olamayış halimi. Yani bu kitap aşk gibi oluyor. Bazen anti aşk gibi. Hayır. Elbette saatleri, geyikleri anlatıyor bu kitap. İnsan ilişkilerinden bahseden bir kitap başka neyi anlatabilir ki? Bizim uslanmaz ruhlarımız hiç kumrulaşabilir mi? Suskuyla yan yana duran iki kumru, iki sevgili yan yana oturarak uzun süre hiç konuşmadan yani kumrulaşabilir mi? Hayır. Elbette senin aradığın saatleri anlatmıyor bu kitap. Aramadığın onca saatin dehşetini anlatıyor ancak ve çocuk gibi olmadığım, fazlasıyla realist olduğum için tek bir saate doğru ilerliyor. Geyiklerin kavga edip boynuzlarını açamayarak öleceği saate. Yine de kumru masalını sürdürmeyi deneyecek bu kitap. Çünkü kumru olamaz dediğin anda aşk da bitiyor kitapta. Daha kavga etmedik. Boynuzlarımız birbirine dolaştı ama sadece ormanda, uykuda. Bak, hala Major Tom çalıyor pikapta. Lale Müldür. Sevgili dostlar, işte böyle Lale Müldür şiirlerinden küçük bir demet sundum sizlere sevgili dostlarım. Ve müsaadenizle şimdi yayında benimle olan dostlarıma bir teşekkür edip yayınımızı kapatmak istiyorum güzel insanlar. Ve sevgili Faysal Demir, Turgut Yörüklüoğlu, Adem Çağlı, İbrahim Ethem II, İbrahim Durak, Oya Şahin, Selami Tıraşlar, Zeliha Altındal, Ercan Deli Hasanoğlu, Rıfat Erdoğan, Gönül Kazım, Necibe Taşkın Çetinkaya, Muhittin Çoban, Selma Çanakçıoğlu, Sema Yıldırım Karahan, Filiz Daş ve Necibe Taşkın Çetinkaya. Evet, söylemiştim. Bizleri dinliyor sevgili dostlarım. Ve yorum yazan dostlarım, sevgili Zeliha Altındal, mutlu yıllar canım arkadaşım diyor. Hepinizin yılları bu yıl ve ömürden gün alacağımız diğer yıllarımız kutlu olsun. Sağlıklara, huzura, mutluluğa vesile olsun diliyorum sevgili dostlarım. Sevgili Ercan Deli Hasanoğlu, selam, mutlu yıllar diyor. Teşekkür ediyorum, sağ olsun. Könül Hanım, iyi akşamlar, mutlu seneler diyor. Evet, sevgili Necibe Hanım, hayırlı yayınlar diliyorum can arkadaşım diyor. Evet, Yaren Sofrası Kültür Edebiyat grubumuzun bir etkinliği. Eylül ayından beri her cuma saat 21'de kadın şairlerimizi tanıtıyorum sevgili dostlarım. Ve bu kadın şairlerimiz içinde eserleri bestelenenler de var. Onların da eserlerini sizlere sunmaya çalışıyorum. Ve Necibe Hanım, yeni yılın ilk yayınında size sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum diyor. Evet sevgili dostum, ben de teşekkür ediyorum. Yeni yılın ilk yayınında sizlerle birlikte Kadın Şairler programında sizlerle olmak benim için ayrı bir mutluluk. Evet sevgili dostlarım, programımızı beğen yaparak onurlandıran sevgili Mustafa Uğurlu, Özün Özaltın Kılıç, Mehmet Nuri Kaynar, Ayşe İkiz, Könül Kazım, Türkan Genç,
Ayşe Atlı, Selen Ercan, Deli Hasanoğlu, Meryem Maman, Nezihe Atasoy Demirel, Lütuf Veli, Abdullah Bağoğlu, Mikail Artan, Leyla Çankaya, Mehmet Demirbaş'a ve kalbiyle bize onurlandıran Zeliha Altındal ve Ozan Kezban Hanım'a teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Ve Destina, evet, Lale Müldür sözleri ve Ceylan Ertem ve Nüket Duru, ikisi dostum, birlikte söylemişler. İki dostumuz birlikte söylemişler. Destina'yı dinliyoruz ve iyi akşamlar diliyorum. Geceniz güzel olsun. Şiirle kalın efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Lale Müldür şiirlerini dinledik ve bestesini sevgili dostlarım Selim Atakan'ın yaptığı Destina'yı Nüket Duru ve Ceylan Ertem'den dinledik sevgili dostlar. Yeni Türkü'den de dinleyebilirsiniz. Geceniz güzel olsun. Sevgili Saadet Yılmaz, hoş geldin canım benim. Mutlu ve sağlıklı yıllar diliyorum hepinize sevgili dostlarım. Önümüzdeki hafta Cuma günü gene saat 21'de. Kadın Şairlerimiz programında buluşmak üzere sevgili dostlarım ve yarın saat 11'de görmeyenler için kitap okuma saatimiz var. Bekliyorum efendim. Görüşmek üzere. İyi geceler. Zerrin Aktaş Gürses dinliyor. Zerrin Hanım, size de iyi geceler. Geceniz güzel olsun. Güzel, mutlu bir yıl diliyorum hepinize. Sevgiler.